Sağlamlığa bakar mısın şu sinematiğin? Şu sinematiğin güzelliğine bakar mısın? Merhaba dostlar, ben komedyen. Bugün sizlerle yeni bir karakter tanıtımıyla karşınızdayım. Karakterimiz Boreas. Çok 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 iyi karakter. Bildiğiniz Merry karakterinin hasar vuran versiyonu. Ve o gördüğünüz diğer karakterler gibi gayet güzel hasarları var. Bazı test videoları izledim Boreas'la alakalı. Şimdi onlardan bahsedeceğim fakat şöyle bir sıkıntı var. O videoları çeken insanların ben itemlerini göremedim. Yani item düzeyleri ne kalitede bilmediğim için onlardan çok fazla bahsetmeyeceğim. Neyse devam edelim. Karakterimiz Merry'nin hasar vuran hali. Skill'den okuyalım. %100 büyü hasar vuruyor. Büyü hasarı mage bu arada Boreas. Normal düz vuruşlarımız bu. %100 basic hasar. Büyü hasarı vuruyor. Skill'imize gelelim. Skill'imiz aktif ediliyor manuel bir şekilde. 1300 rage var. Başlangıç rage 700. 26 saniye sürüyor. 26 saniye. Çok güzel. Activate bilmem ne aktif eder ve hasarını %225 arttırır. Her düz vuruş nasıl diyeyim? Bunun için nasıl Türkçe çevirebiliriz? 26 saniye önce sürüyormuş. Her düz vuruş işte Frozen proje bu hangi şeyi ya Frozen şeyi? Heh bu. Her düz vuruş herkesi donduruyor arkadaşlar. Video koymadıkları için de bir şey de anlatamıyorum. Videosu da yok bende. Her düz vuruş attığında etraftaki herkes donuyor. Kaç saniye? 1 saniye galiba. Öyle bir şey olması. Çok kısa olması lazım. Şuradan şöyle tıklayıp bakayım. Freeze diyor. 2 saniye donduruyormuş. 2 saniye. Ve kocaman alanda donduruyor. Ya bildiğiniz Merry ama Merry'ye de göre çok daha iyi. Hem hasarı güzel hem de dondurması da güzel. Merry yavaşlatıyor, bu tamamen donduruyor. Merry'nin ultisi gibi düşünün. Neyse 26 saniye boyunca her skill her düz vuruş attığında donduruyor. Etrafı da kocaman donduruyor. Ulti süresi 26'dan 30'a çıkıyor. Skill verince kostu da azalıyor. Hasarı da %25 artıp %250 artıyor. Şimdi karakter çok güzel karakter. Bu skill zaten şimdi gördüğünüz çok iyi. Üçüncü skill okuyorum. Anti-healing de mi? Yok artık. Ben Atakin'imiz. Anti'li ne kadar peki? Ah hiç alamıyorlar 3 saniye boyunca. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Freeze de var. Kaç saniye? Freeze. Ha şey, buradan basacağız. Freeze de yosa tamam. Yani donduklarında can dal çekemeyecekler ve %35 ekstra hasar yiyeceklermiş donan karakterler. Yani Merry ile müthiş combo. Bunun artefektini de siz büyük ihtimalle tahmin et yani bunun artefekti hakkında zaten direkt büyü hasarı vuran ismini unuttum şimdi. Normal en iyi kırmızı artefekti takarız büyük ihtimalle. İsmi Starlight. Starlight artefekti. %35, 40, 45, 50, 35, 40, 45, 50, 55, %55'e kadar çıkıyor. Çok iyi. Son buna geldik. Otomatikmiş Frozen Potion. Proof nasıl okunuyor bilmiyorum işte Allah'ım. Ya, dilimiz dönmüyor ki zorlamayalım. Bu karakter direkt koyulduğunda %160 büyü hasarı veriyormuş 10 karaktere. Kocaman range'indeki herkese, büyük bir range'deki herkese donduruyor ayrıca. Bu her 20 saniyede bir çalışıyor. Her 20 saniyede bir o hasarı vurup donduruyor. Ultideyken her 10 saniyede bir donduruyor. 2 saniyede azalıyor. 2 saniyede azalıyor. Yani skill'lerini fullerseniz her 16 saniyede bir donduruyor ve üzerine hasarı da %200'e çıkıyor. Karakter bildiğiniz Merry'nin gelişmiş hali. Zaten bu Merry epik bu Lego bildiğiniz üzere. Hasarı da güzel, her şeyi güzel karakterin. İnanılmaz iyi bir karakter. Videosunu da izledik. Hatta videosunu bir kere daha izleyelim hadi beraber tekrar. Sesi de açayım. Karakter çok iyi karakter. Winter is coming yani Game of Thrones misali. Hatta videonun başlığını da Winter is coming diye yapayım. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Ev ekinden de biraz bakalım. Ev ekin 1. Ultimate the Trigger Chance of Heroes'da. Ha %40 artıyormuş. Ultideyken %50 ihtimalle donduracak. Gerçi dondurma olayı da %10 ihtimal galiba değil mi? Evet. Öyle bir şeydi sanki. Durun Ultimate Trigger Chance of Heroes Talent.
Okey. Yani dondurma ihtimal düz vuruşuyla. Buna geldik. %5 atak çok iyi. Frozen Protection Damage artı 150. Nasıl yani? Oha. Bu da mı artıyor? Oha. Evkinleri de 3 de iyi. 4 zaten şey. 5. Ultisi 10 saniyeler. Oha. A5 inanılmaz iyi. Awakenleri çok iyi karakterin. Her şey çünkü buraya sınıfından mesela Ezutaris. İşte Eros'u bir tık kötü. Kamet'in sınıfı ama. Kamet'le kapışacak bir hero. Ya hasar olarak tabii ki de Kamet çok daha iyidir. Neden? Çünkü Kamet çarpanları inanılmaz yüksek. %320, 360, 400'e kadar çıkıyor Kamet. Şurada zaten bir tane daha var. Nerede? Şurada 100'de 120 de sekme var. %400 de burada var. Ya Kamet'in hasarıyla tabii ki de yanışamaz. Fakat işlevsellik açısından, işlevsellik ve hasarı yan yana koyarsak Boreas inanılmaz işlevsel. Yanında hasarı da var. Ondan dolayı Boreas bence Kamet'le aynı seviye bir karakter diyebiliriz. Evet, Hero Details. Gerçi şeyden bahsedelim. 19 cost, bloğu 1. Cost'u biraz diğer mage'lere göre bir tık daha yüksek. Çünkü diğer mage'ler 19 cost. 2.6 atak interview gayet yerinde güzel. Ata 459, bir dakika, 459. Kamet'inkini hemen bakayım. Bekletiyorum hemen sizi. Kamet'in atan çünkü şu an hatırlamıyorum, hemen bir kontrol etmem lazım. Başla Max tane bakayım, niye ona bakıyorum? 4600, tamam 4600 gayet düzgün bir atak. Mage'ler için ortalamanın üstünde galiba hatta bildiğim kadarıyla. Şöyle bir Kamet'in bulayım. Bir saniye Kamet'in atağıyla karşılaştırayım. Zaten Kamet'in şeyinde olduğu, sınıfında olduğu için. Evet buldum, tıkladım. 4633. Kamet'ten çok azıcık bir düşüklük var. Atak speed vesaire her şeyi aynı. Diğerlerinde bir sıkıntı yok. Can olarak da Kamet'ten bir tık daha düşük. Tekrar söylüyorum, Kamet de tabii ki de hasarda yapışamaz ama işlevsellik açısından Kamet'ten Kamet'le aynı düzeyde diyebilirim ben. Çünkü sürekli dondur ulti bastığımızda ve Rage doldurma komplarıyla o Laurel ile vesaire inanılmaz iyi olacağına %100 eminim. Ki zaten bir tane video izledim. Videoda GR19'u inanılmaz güzel dönüyor karakter. Çok iyi. Ben summon'da mısınız? Bence bu hero çok iyi. Nereden çıktım ya? Bunların hepsi çıktı şimdi bir de. Bu arada bu server Forerunner sunucusu. Siz tepede görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üstte tepede zaten yazıyor. Burada no, bizim kendi sunucumuzda yok zaten karakter. Kendi sunucumuza çıktığında bir tane daha video çekeceğim sırf aynı şekilde mi gelecek diye. Çok iyi karakter. Yani daha başka ne anlatayım ki? Review'lerine son kez bakalım, bitirelim. Immortal Codex'te 5. Tide'da 5. Demek ki BP'si, max BP'si çok fazla oluyor. Void Rift'te 4-9-4-9-4-9. Ya karakter çok iyi zaten. Exploit ve Gold Rift'te de inanılmaz iyi olacağını düşünüyorum. Video bu kadar olsun. Boreas'tan bahsettik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.